Selamlar sevgili gençler ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar 7. haftanın 3. konusu köklü sayılar Köklü sayılarla alakalı pdf'imizde indirdiyseniz dersimize artık başlayabiliriz Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve bu videoyu beğenirseniz sizlere şimdiden çok teşekkür ederim sevgili gençler videomuza başlayalım. Bundan önceki konularımız yani 7. haftanın önceki konuları sevgili gençler biliyorsunuz üstü sayılar ve ondan önce de çarpanlara ayırmaydı. Ee, bu videolar gayet uzun, nitelikli ve güzel sorulardan oluşan e, bir PDF hazırladım sizlere ve e, bu konuların soruları gayet güzeldi arkadaşlar. Umarım çözmüşsünüzdür. Umarım videoyu dinlemişsinizdir ve umarım 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 umarım, umarım ödevler yapılıyordur sevgili gençler. Diyelim. Bu videodan sonra da yine sizi ödevlendirme e, usulüyle e, besleyeceğim sevgili gençler haberiniz olsun. Şimdi geçelim konumuza. A bir gerçek sayı ve n 2'den büyük veya eşit bir çift sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan pozitif x gerçek sayısına. A bir gerçek sayı ve n 3'ten büyük veya eşit bir tek sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan a ile aynı işaretteki x gerçek sayısına a'nın n'inci dereceden n'inci kuvvetinden kökü denir. Ve e, a'nın n'inci dereceden kökü diye okunur, okunur. ya da n'inci dereceden kökü a biçiminde okunur eşittir x ile gösterilir. Özel olarak n eşittir 2 ise buna karekök a diye okuyacağız. Yani burada 2'yi yazmamızın lüzum yok ama sen burada 2'nin olduğunu bileceksin. Bak şurayı unutmayacaksın. Eğer bir sayı yoksa orası 2'dir. En eşittir 3 içinde bu küp kök a diye okunur ve buradaki 3 vardır. Hocam 4 senesi okuyacağız diyeceksin ki 4. dereceden kök a, 5 senesi okuyacağız 5. dereceden kök a diyeceksin. Yani e, sen burada sadece 2 ve 3 için özel bir eee okunma özelliği vardır diyebiliriz tam olarak. Kuramadım cümleyi ama sen gayet iyi anladın. Bir, bir diğer bilgimiz n bir tam sayı olmak üzere n'inci dereceden kökü a ifadesinin bir gerçek sayı belirtmesi için n 2'den büyük veya eşit ve n çift sayıysa a yani içerisi sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır. n 3'ten büyük veya eşit ve n tek sayıysa her zaman reel sayı belirtir. Şimdi o halde şunu söyleyeceğiz. Eğer burası çiftse sevgili gençler çiftse İçerideki sayı yani a sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Yani pozitif veya sıfır olmalı. Negatif olamaz diyoruz. Bunun kısaca tabiri bu. Ne, i̇çerisi negatif olmayacak. Eğer kökün derecesi tek sayıysa içerideki sayı her sayı olabilir. Yani reel sayı olabilir sevgili gençler. Bunu da aklınızda tutmanızda çok büyük fayda var. Bu toplamın bir gerçek sayı belirtmesi için x'in alacağı kaç tane doğal sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi bakın burası kaç? 2. Burası kaç? 4. İkisi de çift mi? Evet hocam çift. O halde diyeceksin ki bunların içleri yani 7 eksi x ve x eksi 2'den bahsediyoruz arkadaşlar. 7 eksi x sıfırdan büyük veya eşit. Bir de diğer taraftan x eksi 2 sıfırdan büyük veya eşit dememiz gerekiyor. Eksi x'i diğer tarafa atarsam 7 x'ten büyük veya eşit iken x eksi 2'yi diğer tarafa attım artı 2 diye geçti. 2'den büyük veya eşitmiş. O zaman 2'den büyük veya eşitse x'in alabileceği değerlerin kümesi şudur. 2'yi alır, 3'ü alır, 4'ü alır, 5'i alır, 6'yı alır ve 7'yi alır diyebiliriz sevgili gençler. Bize sorulan şey şuydu. Kaç tane doğal sayı değeri vardır? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğal sayı değeri vardır deriz. Cevabımız 6 olur sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakacak olursak. x ve y birer gerçek sayıdır. x eksi 3'ün kare ile y eksi 1'in kare kökünün toplamı 0 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Bu iki değerde yani buralar çift olduğu için bakın burada 2 var. Bu iki değerinde ne olması lazım? Sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Sıfırdan büyük veya eşit bir sayıyla sıfırdan büyük veya eşit bir sayıyı toplarsam eğer sıfır olabilmesi için gerek ve yeter şart bunların ikisinin de sıfır olması lazım sevgili gençler. Niye? Eğer ki bu pozitifse bir şeyle toplandığı zaman sıfır olacaksa o bir şey dediğimiz şey negatif olmalı ama ben bunun da bunun da negatif olamayacağını biliyorum. O halde diyeceğim ki x eksi 3 eşittir 0'dır ve y eksi 1 eşittir 0'dır. Buradan x eşittir tabii ki 3 gelecektir. Buradan da y eşittir 1 gelecektir. İkisinin toplamı sorulmuş. 3 artı 1'den doğru cevabımız 4 olacaktı sevgili gençler. Geçtim bizi biraz daha hızlandıracak bir olaya. X pozitif bir gerçek sayı. M bir tam sayı ve N 2'den büyük veya eşit olan bir tam sayı. X üzeri M'in N'inci dereceden kökü eşittir. X üzeri M bölü N biçiminde yazılabilir. Şimdi demek ki bu ne demek? Bakın X üzeri M zaten elimizde vardı. X üzeri M zaten elimizde vardı. Ben bunu X üzeri M bölü N'ye dönüştürebilmem için ben X üzeri M'in 1 bölü N'inci nin kuvvetini almam gerekiyor. Hmm. İyi de hocam bunu siz şurada şu şekilde vermişsiniz. N'inci dereceden kök içerisinde x üzeri m biçiminde vermişsiniz. Demek ki sevgili gençler şuradaki yeşille işaretlediğim n'inci dereceden kök var ya aslında o bir sayının 1 bölü n'inci kuvveti de demekmiş. Yani sen aslında x'in kare kökü demek yerine x üzeri 1 bölü 2 de yazabilirmişsin. x'in küp kökü demek yerine sen aslında x'in 1 bölü 3. kuvvetini de yazabilirmişsin. Bunları not almanda fayda görüyorum. Buna rasyonel üslü ifade ediyoruz arkadaşlar. Örnek olarak x küpün 4. dereceden kare x, x küpün 4. dereceden kökü. Şimdi zaten x küp vardı elimizde bakın. Şurası da 1 bölü 4 olduğuna göre 3 kere 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 gelecektir burası. Veya bakın burası 2 idi. A üzeri 7 var. A üzeri 7 zaten vardı. Burası da 1 bölü 2 olduğu için A üzeri 7'nin 1 bölü 2. kuvvetinden gelir. Bakın A üzeri 7 bölü 2. Anlaştık mı? Demek ki bu da oradan geliyormuş. Soruya bakalım şimdi. M ve N birer tam sayı. 3 üzeri M'nin kare kökü. 81'in n'inci dereceden kuvvetinin küp köküne eşit olduğuna göre. M bölü N oranı kaçtır? Siz de bu şekilde bunları tam e, telaffuz ederek. Yani böyle çatır çatır konuşarak yapacak olursanız. E, gayet başarılı olacağınızı düşünüyorum. En azından. Hani bunu söylemek bile söyleyebilmek bile bir şeyleri anladığınızın göstergesidir sevgili gençler. Şimdi şu kısma bakalım. 3 üzeri m'nin kare kökü. 3 üzeri m üzeri 1 bölü 2 olduğunu ben size söyledim yukarıda sağ üst tarafta. Eşittir. 81'i ben 3 üzeri 4 biçiminde yazmak istiyorum. 3 üzeri 4'ün eninci kuvvetinin küp kök ne demekti? 1 bölü 3. kuvveti demekti. E peki o halde şunları bir çarpalım. m bölü 2 yapar bakın üssü. Şunları çarparsak da 4 bölü 3 ne yapar sevgili gençler. E şimdi tabanlar zaten 3 olduğu için demek ki bunlar birbirine eşit olacak. E peki bir içler dışlar çarpımı yapmakta fayda görüyorum ben. 3'ü şuraya attım 3 M yaptı. 2'yi de şuraya attım 8 yaptı 8 N. 3 M eşittir 8 N'ymiş. Yani arkadaşlar ben burada M'ye 8 K N'ye de 3 K diyebilirim. İstersen sen bunların her iki tarafını N'ye ve 3'e bölerek de bulabilirsin. Yani M8K ise 8K ND3K ise 3K deriz Her iki tarafı K ile sadeleştirirsek sevgili gençler Cevabımız 8 bölü 3 olacaktır Diyebiliriz gönül rahatlığıyla Geçtim 5. sayfama Diyor ki karekök içerisinde x üzeri x eksi 2 bölü küp kök içerisinde 2 üzeri x artı 1 2 üzeri x eksi 2 ve küp kök içerisinde 2 üzeri x artı 1 eşittir 16. Bu denklemi sağlayan x değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi üst tarafa baktığımız zaman 2'nin x8'i ikinci kuvvetinin kaçıncı kuvveti diyeceğiz? 1 bölü ikinci kuvveti diyeceğiz. Neden? Burada çünkü karekök var. Bölü 2 üzeri x artı 1'in şöyle parantez içerisine alalım yine 1 bölü üçüncü kuvveti diyeceğiz. Şimdi üstleri birbirine çarpalım ve oranlayalım. 2 üzeri x 2 bölü 2 bölü 2 üzeri x artı 1 bölü 3 demem gerekiyor. Şimdi yapacağımız olay ise şundan şunu çıkarmak sevgili gençler. 2 üzeri ben şu 16'yı da 2 üzeri 4 biçimde yazayım. 2 üzeri x eksi 2 bölü 2 eksi x artı 1 bölü 3 eşittir 2 üzeri 4 yapacak. Yani burada şunu söyleyebiliriz ki x eksi 2 bölü 2 eksi x artı 1 bölü 3 4'e eşit olacak. O halde çözmemiz gereken tek denklem var o da bu. Ben burayı 3 ile burayı 2 ile genişletecek olursam eğer 3x eksi 6 eksi 2x bakın buradaki eksi sadece x'in değil artı de eksisi 2 ile çarpıyorum eksi 2 bölü 6 eşittir 4 diyeceğim sevgili gençler. 6'yı da buraya fırlatabilirsiniz. 3 xten 2 x'i çıkardım x eksi 6 eksi 2 daha eksi 8 bakın 4 kere 6 24'tü. Eksi 8 de bunun yanına atarsam artı 8 olur. 24 artı 8'den kaç gelir? 32 gelir. Demek ki burada sağlayan x değeri 32'ymiş sevgili gençler. Eğer şık varsa önünüzde a, b, c, d, e diye seçenekler varsa Kolay bir şekilde deneyip bunları yerine oturtup da sonuçta bulabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar tamam. Sonuç olarak bakın 32 mesela şıklarda 32'yi gördünüz. 32'den 2 çıktı 30. 30'un karekökü 15 diyeceğiz. 2 üzeri 15 bölü. Alt tarafta 32'ye 1 ekledim 33. 33'ün küp kökü 11 olacak. 2 üzeri 11. Bunları biz birbirine oranladığımız zaman 2 üzeri 4 gelir. 2 üzeri 4 de zaten 16'ya eşittir. Bu şekilde de yapılabilirdi. Geçtik bir diğer soruya. T demiş T'yi tanımlıyor diyor ki bireyin kilogram cinsinden ter miktarını ve K'da bireyin kilogram cinsinden kütlesini kütlesi olmak üzere fiziksel aktivite sırasında bir bireyin attığı ter miktarını şu şekilde ölçülüyor. T eşittir yani ter miktarı eşittir 0.11 çarpı küp kök k kare yani kütlenin karesinin küp kökünü 0.11 ile çarptığınız zaman ee, T yani ter miktarını buluyorsunuz. Buna göre 27 kilogram ağırlığındaki bir kişi kaç kilogram ter atar denmiş. Ter T ile göstermiştik. 0.11'i buraya yazacaksınız zaten. Sıkıntı yok. Çarpı küp kök içerisinde 27'nin karesi. 27'nin karesi. Bu olacak sevgili gençler. Peki bu da ben 0.11 çarpı küp kökü üzeri 1 bölü 3 biçimde yazacağım. 27 3'ün küpüydü. 3'ün küpünün karesinin 1 bölü 3. kuvveti diyeceğim. Ve burada hemen işlemi yapmaya başlamadan önce 1 bölü 3 ile şu 3'ü bir götürürüm ben. Çarpacağım ya sonuçta 3 çarpı 1 bölü 3 1 yapar. 3'ün karesi kaçtır sevgili gençler? 9. Demek ki 9 çarpı 0.11 bana cevabı verecek. Ki bu da kaç olur sevgili gençler? 0.99 olur. Yani neredeyse 1'e e, tekabül eder. 27 kilogram ağırlığındaki bir kişi 1 kilo yani yaklaşık olarak 1 kilo diyelim. 0.99 kilogram ter atarmış sevgili gençler bu aktivite sonucunda. Geçiyorum 6. sayfama. Yine bizi hızlandıracak bir bilgi. A bir tam sayı ve A 2'den büyük veya eşit olmak üzere eğer ki A tekse sevgili gençler A'nıncı dereceden kökün içerisinde x üzeri A varsa bu direkt x olarak dışarı çıkar. Yani sonuç olarak x üzeri A'nın 1 bölü A'nıncı kuvveti demem gerekiyor. 1 bölü A ile A çarpılacak burada bu x diye dışarı çıkar. Hocam bunun teknikle çiftlikle ne alakası var diye soracaksın. Şimdi ona geleceğiz. Eğer ki A çiftse sevgili gençler Aynı muhabbet 6. dereceden kök içerisinde x üzeri a varsa bu mutlak x diye dışarı çıkmak zorundadır. Çünkü misal 2'nin 6. kuvvetinin 6. dereceden kökünün cevabı 2'dir. Bunda bir sıkıntı yok ama eksi 2'nin 6. kuvveti de burada 64 yaptığı için ben bunun 6. dereceden kökünü araştırdığım zaman sen şu 6 ile bu 6 gitti eksi 2 çıktı hocam diyemezsin. Bunu yapamazsın. Ee, neden? Çünkü bu çift dereceden bir kök olduğu için sonucu daima negatif olmayacaktır. Sıfır veya pozitif olacaktır. O halde eksi 2 olamayacağına göre mutlak değerini sen dışarı çıkaracaksın ki bunun cevabı 2 olacak yine. Misal şuna bakalım. Eksi 4'ün karesinin kare kökü. Bu dışarı nasıl çıkar? 4 diye çıkar. Ki küçük sayılarda zaten bunda afallayacak bir şey yok. Eksi 4'ün karesi 16'dır. 16'nın kare kökü de 4'tür. Bunda afallayamazsın ama karıştıracağın şeyler. Mesela bir sayının 16. kuvvetinin 16. dereceden kökü falan sorulur. O zaman afallayabilirsin. Onda dikkat edeceksin tamam mı? Burada 4 oldu. 25'in kare kökü 5'tir. Ve küp kök eksi 8. Eksi 2'nin küpüdür biliyorsunuz eksi 8. Bir de bunun küp kökü varsa 3 ile şu gider eksi 2 diye dışarı çıkar. 4, 5 daha 9, 2 çıkardım. Cevap 7 olur sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Soruyu dikkatli okuyalım. Bir sınıfta öğretmen sınıf tahtasına 3 sayısından başlayarak ardışık tek sayıların kare köklerini ve küp köklerini yazmıştır. Şimdi 3 sayısından başlıyor. Kare kökü kök 3, kök 5, kök 7, kök 100, 129 diye gidiyor. Ardışık tek sayılar yapıyor bunu. Küp kökünü hesaplarken de küp kök 3, küp kök 5, küp kök 7 ve küp kök 129. 129'a kadar yazmış. Öğretmen her iki durumda da eşit ve 64 tane sayı yazdığına göre bu yazım işlemi sonunda tahtada kaç tane tam sayı bulunur diye sorulmuş. Şimdi ben burada 3'ün Şurada sevgili gençler. Ee, tek sayı olup da tek sayı olup da karesel olan sayıları. Nereye kadar? 3'ten 129'a kadar. 1 tek sayı olacak, 2 karesel olacak. Tek sayı olup da karesel olan sayılar da zaten e, bir tek sayının karesidir sevgili gençler. Dolayısıyla burada mesela 3 var, 5 var, 7 var ama 9 var, değil mi? 9'dan sonra 4'ün karesi 16 olmaz. 5'in karesi 25 var, olur. 25'ten sonra 36 var, 6'nın karesi olmaz. 7'nin karesi 49 var, olur. 49'dan sonra 8'in karesi 64 var. 9'un karesi 81 var olur. 10'un karesi 100. 11'in karesi 121 var olur. 12'nin karesi zaten 144 ve 129'u geçiyor. 144 olmayacaktır. 13'ün karesi 169 olacaktı. Demek ki karesellerde bunlar var ve ben bunların kare kökünü alırsam sonuç olarak bir tam sayı çıkar. Mesela bunun kare kökü 3'tür. Burası 5, burası 7, burası 9 ve burası 11'dir. Buradan 5 tane buldum. Peki alt kısımda kübik bir sayı olacak. Yani bir tam sayının küpü olan bir sayı kübik bir sayı olacak ve 3 ile 129 arasında olup tek sayı olacak. Tek sayı olacaksa tek sayıların küpüdür. 1'in küpü burada yok zaten. 2'nin küpü 8 ama 8 bir çift. O halde 3'ün küpü 27. 27 vardır. Bu 1. İkincisi 4'ün küpü 64, 5'in küpü 125. Bir de bu var. 129'u geçiyor sonrası. Bu nedir arkadaşlar? Küp kökü 3'tür. Bunun küp kökü nedir? 5'tir. Şimdi bak diyor ki bize 64 tane sayı yazdığına göre eşit ve 64 tane sayı yazdığına göre bu yazım işlemi sonucunda tahtada kaç tane tam sayı bulunur? Tahtada kaç tane tam sayı bulunur? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç farklı tam sayı bulunur demiş olsaydı ona da dikkat edecektik. 3 ile 5'i saymayacaktım bile. Cevap 5 olacaktı ama kaç tane tahta, tahtada tam sayımız var şu an? 7 tane. Demek ki cevabımız bu olacakmış sevgili gençler. Bakın sondaki e, anekdotu bir daha söylüyorum size. Eğer ki kaç farklı tam sayı bulunur diye sormuş olsaydı eğer 3 ve 5'i 2 defa saymış olacaktım 7 dediğim zaman onları bir daha saymayacaktım. Dolayısıyla 5 tane olurdu cevap ama bize demiş ki kaç tane tam sayı bulunur? Kaç farklı dememiş. Kaç tane tam sayı bulunur? O zaman 3, 5, 7, 9, 11 bir de 3 ile 5 bir daha bulunur. Demek ki toplamda sevgili gençler 7 tane tam sayı bulunur diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama. 2 tane soru var sevgili gençler. Burada dikkatli çözeceğiz. Ve dikkatli dinleyeceğiz. Bir öğrenci köklü sayıların toplamını aşağıdaki ifadede olduğu gibi öğrenmiştir. Kök A artı kök B artı kök C eşittir. Kare kök içerisinde A artı B artı C. Şimdi demek ki bir şeyleri yanlış öğrenmiş değil mi? Buna göre kök 9 artı kök 16 artı kök 144 ifadesinin cevabını öğrencinin bildiği ifadeye göre bulacağı doğru cevaptan kaç fazladır? Şimdi öğrencinin bulacağı ifadeye göre bu adam bunu bu şekilde yapmayı öğrenmiş. Ki 144, 6, 16 artı 9. Şurası 160, 169'dan. Kök 169 nedir? 13'tür. Doğru mu? Doğru. Şimdi adam bunu 13 bulmuş. Kendi yöntemiyle, yanlış öyle öğrendiği yöntemiyle. Peki gerçek cevabı ne bunun? Bakın burası 144, 12'dir. Kök 16, 4'tür. Kök 9 da 3'tür. Eğer ki ben bunları toplarsam 19 bulurum sevgili gençler. 19 bulurum. Bunun cevabı olan 19 öğrencinin bulduğu sonuçtan kaç fazladır diye soruyor. 19 13'ten kaç fazladır arkadaşlar? 6 fazladır. Dolayısıyla cevabımız da budur diyebiliriz. Bir diğer sorumuz hesap makinesi falan verilmiş bakın bir okuyalım. Aşağıda 4 işlem ve karekök alma işlemi yapan bir hesap makinesi gösterilmiştir. 4 işlem yapıyor bir de karekök alma işlemini biliyor bu hesap makinesi. Önder makinede bu makinede sıfır dışında önce arka arkaya iki sayı tuşuna Sonra kare kök alma tuşuna ve en sonunda eşittir tuşuna basmıştır. Makinanın sonuç ekranına bir tam sayı geldiğine göre Önder'in bastığı ilk tuştaki sayı kaç farklı değer alabilir? Şimdi diyor ki bize arka arkaya iki tane sayı tuşlayacak. Yani iki basamaklı bir sayı yazacak. AB B iki basamaklı sayısı. Daha sonrasında karekök alma tuşuna basıyor ve eşittir'e basıyor. Bunları yaptıktan sonra ekrana da bir tam sayı çıkıyor sevgili gençler. Bir Z çıkıyor. Tamam mı? Diyor ki bize Makinanın sonuç ekranına bir tam sayı geldiğine göre, şu geldiğine göre Önder'in bastığı ilk tuş yani A sayısı kaç farklı değer alır? Yani diyor ki bize aslında Hoca diyor sen diyor sıfır haricinde kullanacaksın bunu. Hoca diyor sen diyor karesi e, karesel sayılardan bir şeyler bulacaksın diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi 0 9 yazamaz. 2 basamaklı olacak ya. 16 yazabilir ama. 25 yazar. 36 yazar. 49 yazar. 50 küsürlerde karesel bir sayı yok. 49'dan sonra ne var? 64 var. 9'un karesi ya pardon 8'in karesi 9'un karesi 81 var. Onun karesi 100 yapar zaten. Peki bu A kaç farklı sayı alabilirmiş? 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 olabilirmiş. Bize de zaten ilk tuştaki sayı kaç farklı değer alabilir diye sormuştu. Biz 6 tane değer alabilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Bunların hepsi bizi hızlandıracak öğeler. A çarpı elinci dereceden kök x ve B çarpı n'inci dereceden kök x ifadelerine benzer köklü ifadeler denir. Neden benzer? Çünkü köklü kısımlarının dereceleri birbirine eşit. Aynı x kare ve x kare gibi. E, x küp ve x küp gibi. Bunlar da x üzeri 1 bölü M ve x üzeri 1 bölü n'dir. Ve kat bir tanesi a bir tanesi b. Bunlar a ve b benzer köklü ifadelerin de kat diyoruz. Peki bu benzer köklü ifadeler hakkında başka ne diyebiliriz? Benzer köklü ifadeler birbirleriyle toplanıp çıkarılabilir. Mesela. Sen şu ikisini topluyorsan e, şu parantezi alınarak yani şunların parantezini alarak sevgili gençler. A artı B bir de burada ne var? Eksi C var. Eksi C çarpı eninci dereceden kök X diyebilirsin. Yani sen bunların katsayılarını istediğin gibi toplayıp istediğin gibi çıkarabilirsin. Ama benzer köklü ifadeler varsa. Peki üçüncüde ne diyoruz? K sıfırdan büyük olmak üzere K çarpı eninci dereceden e, kök X eşittir. Bakın ben K'yı içeri dahil edebilirim. Nasıl ki sen... Ee, şunu kök 25'i 5 diye yazabiliyorsun o zaman 5'i de kök 25 biçiminde yazabilirsin yani 5'i içeri atabilirsin ama bu 5 içeri nasıl girer şuradaki dereceyle beraber girer yani 5'in karesi diye girer sevgili gençler madem öyle buradaki k içeri nasıl girer şuradakini üstüne alarak girer yani k üzeri n çarpı x diye yazılır burası sen k'yı içeri illaki sokmak istiyorum diyorsan mesela örneklerimize bakalım 3 burada bakın burası 2 olduğu için 3'ün karesi diye içeri girmiş Böylelikle sen 5 kere 9'dan kök 45 yazabiliyorsun 3 kök 5'e. Bakın buradaki 2, 2 üzeri 5 yani 32 olarak girmek zorundadır. 32 kere 3'ten de 96 yazabilirsin buraya. Peki hocam ben buradaki a üzeri 7'yi dilediğim gibi parçalayıp dışarı çıkarabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Niye yapamayasın ki? Bak şimdi bu a üzeri 7'yi ben a küp çarpı a küp çarpı a diye yazarım. Sonrasında şuradaki a küple şuradaki bakın küp kök birbirini götürür a diye dışarı çıkar. Buradaki a küpte a diye dışarı çıkar. Toplamda iki tane a'yı çarpım biçiminde dışarı çıkardım. Ne yaptı? A kare yaptı. Ama şu içeride kaldı. Kalacak madem. Bir şey yok. Küp kök a diye yazacaksın. Ve burası a kare çarpı küp kök a biçiminde dışarı çıkmış olur. Sevgili gençler bu ikisi de birbirine eşittir diyeceğiz. Sorulara bir göz atalım. 162'nin kare kökü artı 4 kök 2 eksi 8'in kökü. Şimdi 162'yi ben şu şekilde yazabilirim. 81 kere 2 doğru mu doğru artı 4 kök 2 var eksi ben bu 8'i de 4 kere 2 diye yazarım 81 dışarı 9 diye çıkar 9 kök 2 kaldı burada artı 4 kök 2 zaten böyleydi eksi şu 4 dışarı nasıl çıkar 2 diye çıkar 2 kök 2 hadi toplayalım 9 tane kök 2 ile 4 tane kök 2'nin toplamı 13 kök 2'dir 2 çıkarırsam cevap 11 kök 2 olur eğer şıklarımızda yoksa 11'i 121 diye içeri sokup 440 değil 242 biçiminde de sen burayı yazabilirsin. Yani 11'in karesi 121'i içeri attık. 2 kere 121 242 yaptı. Şıklarda ya bu ya da bu vardır zaten. Alttaki soruyu benzer biçimde çözüleceği için ben sana bıraktım. Soru sana emanet. Videoyu durdur ve hemen bu soruyu çöz. Geçtim ben 9. soruma sayfama. Aşağıda birer kenarı 2 birim olan 2 tane kare bir düzgün altıgen oluşmuş bir düzgün altıgenden oluşmuş ayna görseli verilmiştir. Bakın iki tane karemiz var bir tane de düzgün altıgenimiz var. Kare ve düzgün altıgenin kenarları ile köşegenleri arasındaki ilişkiler aşağıdaki gibidir. Bu tiyoyu da bize vermiş. Normalde bunları da bilmiyorsan arkadaş artık bu sınava girme diye de düşünüp bu bilgileri vermeye Ama bu bilgiler verilmiş arkadaşlar. Eğer ki kare kare ise a'ya yani a, ya a ya ise buralar 45 45 olacağı için burası a kök 2'dir. Bakın burası B, burası B, burası B iken şunu çektiğim zaman burası 2B olur. Ve burası B kök 3 olur diyoruz. Neden? Çünkü burası 120 iken 120 şuralarına kalır. 30, 30 kalır. E burası 120 idi, burası 90 olur. B, B kök 3 ve 2B yani 30, 60, 90 üçgeni oluşur diyor sevgili gençler. İki karıncadan birisi. A'dan B'ye mavi okları takip ederek diğeri ise sarı okları takip ederek ve her yoldan bir kez geçmek şartıyla A'dan C'ye gidecek. Buna göre karıncaların aldığı yolların oranı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi karıncaların aldığı yolların oranının maksimum olabilmesi için bir karıncanın e, çok uzun yollardan götüreceğiz bir karıncayı. Bir karınca ise daha kısa yollardan götürmemiz lazım. Büyüğünü küçüğüne böldüğümüz zaman oran en çok olacaktır. Şimdi bakalım. Önce mavi için mecburen zaten burayı kullanacak. Sonra burayı kullanacak. Şimdi buradan mecburi olarak yine buraya gidecek bakın. Mecbur olarak yine buraya. Daha sonrasında buradan buraya gidip C'ye mi gidiyordu? A'dan C'ye gidecek diyordu. A'dan C'ye gidecekse C'ye gidecek bir yolumuz var mı? C'ye gidecek bir yolumuz yok arkadaşlar. O mavi niye oraya çizilmiş? He tamam. Karıncalardan bir tanesi A'dan B'ye gidiyormuş. Bir an için korktum ha. Mavi direkt buraya geldikten sonra buraya gidip işini bitirebilir. Ama biz biraz dolandırmak istiyoruz. Önce buraya gelsin şuraya sonra buradan devam etsin. Buradan devam edip tekrar buraya gelip sonra tekrar bu tarafa gidip B'ye gitsin. O zaman alınacak olan yollar. Bir kenara 2 birinmiş bakın. Burası 2'dir değil mi? Burası 2 iki kök 2'dir. Şurası sevgili gençler 2 2 2 kök 3'tür. Şurası 2'nin 2 iki katıydı. Bakın B'ye 2B. Dolayısıyla burası 4'tür. Burası 2'ydi. Şurası yine 2 kök 3'tür. Ve şurası da 2 iki kök 2'dir. Hadi toplayalım şimdi. 2 var tam sayıları topluyorum önce 4 var 2 var 2 4 2 daha kaç yapar 8 Artı Daha sonrasında 2 kök 2 var kök 2 olanları topluyorum 2 kök 2 var toplamda ne yapar 4 kök 2 ve 2 kök 3 ile 2 kök 3 var toplamda ne yapar 4 kök 3 yapar bu A'dan B'ye giden karıncanın aldığı yol bir de A'dan C'ye gidenleri toplayalım sevgili gençler giden karıncayı toplayalım sarıysa ben derim ki önce şuradan gitsin abi Sonra buraya gelsin. Sonra buraya gelsin. Madem şeye gidecek başka da sarı çizgi yok. Mecburen buraya gelecek. Peki burası 2 idi. Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 3'tü. Burası da zaten 2 idi. Doğru mu? Doğru. Toplayalım. 4 artı bir tane 2 kök 2 var? Bir tane de 2 kök 3'üm var. Birinin diğerine oranı maksimum kaç olur diye sormuştuk. Bölersek sen zaten üst taraftakinin yani pay kısmındakinin payda kısmındakinden 2 katı olduğunu görüyorsun. Bakın bütün hepsi de 2 katı. Gördün mü? Gördün. O zaman cevap nedir sevgili gençler? 2'dir diyebiliriz. Oran da maksimum 2 olacaktır. Güzel soruydu. Devam edelim. Şuradaki AB olayını karıştırdım. Kusura bakmayın. Geçtim. Yine seni hızlandıracak bir bilgi. A sıfırdan büyük olmak üzere kökün ve içinin dereceleri aynı sayı ile sadeleştirilebilir ya da genişletilebilir. Mesela k'nıncı dereceden kök içerisinde A üzeri n sen bu kökü L ile çarparsan burayı da L ile çarpmak zorundasın. Sen bu K'yı L'ye bölersen burayı da L'ye bölmek zorundasın. Misal burası 4 ise 2 ile genişletirim. Burası 8 olur. 2 ile çarparım. Burası 6 olur. Yani 4. dereceden kök içerisinde 2'nin küpüyle 8. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 6 aynı şeydir diyoruz. Veya aynı şekilde burayı 3 ile burayı 3 ile bölebilirsin. Ve 6. dereceden kök içerisinde 5 üzeri 9'un karekök 5'in küpüne eşit olduğunu görebilirsin. Bir uyarı var. Uyarıdan önce hop sorumuzu çözelim. Bu işlemin sonucu nedir diye sorulmuş. Bakın ben bunu 3'e böldüm. Karekök içerisinde bunu da 3'e e bölersem 3'ü 4 gelir. Ki karekök 4 2'ye eşittir. Artı 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Topladım kaç yaptı? 25. 25'in karekökü kaçtır? 5'tir. 2, 5 daha kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar. Cevap 7'dir diyebiliriz. Şimdi geçelim uyarıya. Diyor ki köklü sayılarda sıralama yapılırken kök derecelerinin aynı olması gerekir. Kök dereceleri aynı olduktan sonra kökün içinin büyüklüğüne göre sıralama yapılır diyor. Yani sen önce kökün derecelerini eşitleyeceksin. Ve biliyorsun ki genelde de kökünün e, derecelerini eşit vermezler. Mesela buradaki gibi. Burası 2, burası 3, burası 6. E ne yapacağız hocam? Kök derecelerini eşitleyeceksin. Mesela ben A sayısını 2, 3 ve 6'nın ortak katını bulacaksın önce. 6'dır. E, A sayısını 6. dereceden yazarsın. Ki burayı 3 ile çarptığın için 2'nin küpü dersin 8 olur. B sayısı için Yine burayı 6 yaparsın. Yani 2 ile çarptın. 3'ün karesi 9 olur. C sayısı zaten 6 olarak verilmiş. içerisinde de 10'du. İşte hepsinin kök derecesi eşit olduğuna göre büyük olan daha büyüktür. Küçük olan daha küçüktür diyebilirsin. O halde A küçüktür. B küçüktür. C yazabilirsin. Sen sıralamaya. Geçiyorum 11. sayfama. A, B, Uçurtmalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 30 metre, kök 1000 metre ve 9 kök 10 metredir. Buna göre ABC uçurtmalarının yerden yüksekliklerinin al, e, alçaktan yükseğe doğru sıralanışını bulunuz. Bakın. A uçurtması 30 metre yükseklikteydi. B uçurtması kök içerisinde 1000 ve C uçurtması da 9 kök 10. Benim size tavsiyem bunların her birini köklü cinsinden yazmanız. Yani 30'u kök 900 diye yazabilirsin. Neden? Çünkü 30'un karesi 900'dür. İçeri aldım 30'u. Burası zaten kök 1000. Burası da sevgili gençler 9'u içeriye 81 diye atarım 81 kere onda 810 yapar. Şimdi o zaman e, alçaktan yükseğe doğru sıralanmış en alçaktaki uçurtma C uçurtmasıdır. Sonra A uçurtması, en son B uçurtması en yüksekteki uçurtmadır diyebiliriz. Yine seni adım adım hızlandıracak bir bilgi daha. Her bir ifade tanımlı ve en ikiden büyük veya eşit bir tam sayı olmak üzere köklerin dereceleri aynıysa sen bunları çarpıp aynı kök derecesi içerisinde yazabilirsin diyorum. Bu zaten üssü sayının bir özelliği. Aynı dereceden köklü ifadeler çarpılabilir. Diyoruz ama bu zaten köklü sayının bir özelliği. Neden? Çünkü ben bunu x üzeri 1 bölü n. Bunu da y üzeri 1 bölü n diye yazarsam. üsleri aynı olan üssü sayılar çarpılırken tabanları çarpılır. Ve aynı üs yine geçerlidir diyoruz. Ki bu da zaten en dereceden kök içerisinde x çarpı y'dir. Anlaştık mı? Yani köklü sayı dediğimiz diye bir, köklü sayı diye bir şey yok aslında. Bunların hepsi üssü sayı. Geçtik. N'inci dereceden kök içerisinde x çarpı y çarpı z varsa sen bunların her birini farklı farklı e, ifadelerin içerisinde aynı dereceden kök içerisinde yazabilirsin. Mesela n'inci dereceden kök içerisinde y, x, n'inci dereceden kök içerisinde y ve n'inci dereceden kök içerisinde z biçiminde. Aynı şekilde yine üssü sayıların özelliği olmak üzere n'inci dereceden kök kök içinde x ve n'inci dereceden kök y'yi oranlıyorsan x ile y'yi oranlayıp n'inci dereceden kök içerisinde alabilirsin. Tabii ki buradaki tek uyarımız ne? y sıfırdan farklı olacak. Şimdi geçelim hadi sorularımıza. 2 kök 3 ile kök 12'yi çarp diyor. Hadi çarpalım. 2 kök 3 çarpı bu 12 bu 12 şöyle yazılabilir mi? 4 kere 3. Şu 4'ü dışarı at bakayım. 2 kök 3. Hadi bakalım. Şunu sakın unutma. Şuraya uyarı diye yazabilirsin. Kök A sayısıyla kök A sayısının çarpımı mutlaka A'yı verir. Kök B ile kök B'nin çarpımı mutlaka B'yi verir. O zaman kök 3 ile kök 3'ün çarpımı neyi verir? 3'ü verir. Demek ki burası 2 çarpı 2 çarpı 3'müş. Yani cevap komple neymiş? 12'ymiş diyebiliriz. Yanlışlıkla kaydet tuşuna bastım. Sanırım biraz beklememiz gerekiyor. Ee, unutmazsam ben burayı kırparım arkadaşlar videoda. Ee, kırpmazsam da... Evet kaydetti devam ediyoruz. <laughs> Kırpmazsam da dedim muhabbet ederiz diyecektim ama e, muhabbet edecek vakit kalmadı. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş çözelim. Şimdi bakalım arkadaşlar burada e, ben şu kısmı hani 32'nin karekökü ya ben bunu karekök içerisinde 2 üzeri 5 diye yazarım. Bölü burası da e, 2 üzeri 1/2'nin bölü 3. kuvveti diye yazarım. Kabulüm, kabul mü kabul? Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü kare kök demek 1 bölü 2. kuvvetiydi. Bir de bunun 3. kuvveti var. Bakın burada da 2 üzeri 5'in 1 bölü 2. kuvveti var. 2 üzeri 5'in 1 bölü 2. kuvveti var. Üstleri çarparsanız eğer 2 üzeri 5 bölü 2 yapar. Alttaki de 2 üzeri 3 bölü 2 yapar. Şimdi üstü sayılarda ne yapıyorduk biz? A bundan A bunu çıkarıyorduk. Hadi bakalım 5 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkarırsanız kaç kalır? 1 kalır. 2 bölü 2 kalır. O zaman cevap 2 üzeri 1'den 2'dir diyebiliriz. Yani bu sorumuzun cevabı 2'ydi. Geçtim 12'ye tek soru var. Alt taban ayrıtları A ve B birim. Yüksekliği de C birim olan dikdörtgen prizmanın hacmi V olmak üzere. V nasıl hesaplanıyormuş? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani A çarpı B çarpı C. Yani sen dikdörtgen prizmanın o 3 ayrıtında çarparsan hacmi ortaya çıkıyor tamam mı? Aşağıdaki dikdörtgen prizması biçimde bir akvaryum görseli verilmiş. Akvaryumun alt tabanının çevre uzunluğu kök 48 artı kök 8 birim olduğuna göre akvaryumun hacmi kaç birim küptür diye sorulmuş bize. Gelelim şimdi biz kuru fasulyenin faydalarına. Bakın kök 48 artı kök 8'miş. Akvaryumun e, alt tabanının çevre uzunluğu buymuş. Şimdi biz bunu şu şekilde yazabilir miyiz arkadaşlar? Kök 48'i ben 16 kere 3 diye yazarım. Bunu da 4 kere 2 diye yazarım. Böylelikle şu 16 dışarı çıkarsa 4 olur, kök 3 artı 4 dışarı çıkarsa 2, kök 2 olur. Bu çevre uzunluğu. Şimdi ben çevreyi 2'ye bölersem arkadaşlar, çevreyi 2'ye bölersem ne gelir? 2 kök 3 artı kök 2 gelir. Bu ne demek arkadaşlar? 2 kök 3 artı 2, şuradaki x de, değil mi? X de, şunun toplamı demek. Şimdi 2 kök 3 artı kök 2 ise x nedir arkadaşlar? Kök 2'dir. Bize demiş ki bu akvaryumun hacmini sormuş. Hacim 2 kök 3 bütün ayetleri çarpacağız. Çarpı kök 2 çarpı kök 3'tür arkadaşlar. Şimdi gelin burada şu kök 3 ile kök 3'ü bir çarpın 3 gelsin. Bir de burada 2'miz var. Bir de burada neyimiz var? Kök 2'miz var. 2 kere 3 kaç yapar? 6. 6 kök 2 birim küp diyebiliriz sevgili gençler. Biz hacmimize. Önce x'i bulduk. Nasıl bulduk? Çevreyi 2'ye böldük. Şununla şunun toplamı bize 2 kök 3 artı kök 2'yi veriyordu. Zaten 2 kök 3 burada olduğuna göre x de kök 2'dir demiş olduk. Biz sorumuza daha sonrasında ayrıtları çarparak hacme ulaştık. Bir diğer soru. Aşağıda bir PVC boru görseli verilmiştir. Neden PVC diyorum ki? PVC boru görseli verilmiştir arkadaşlar aşağıda. Türkçe konuşalım değil mi? Et kalınlığı şuraya deniliyor. Buraya iç çap deniliyor ve buraya da dış çap deniliyor. Dış çap dediği dışarıdan ölçülüyor arkadaşlar şu şekilde. iç çap dediği de şu borunun kalınlıkları atıldıktan sonra geriye kalan çaptır. Tamam mı? Borunun dış çapı 98,01'in karekökü birim. O sayılara bak. İç çapı da 1,96'nın kare kökü birimdir. Buna göre borunun et kalınlığı kaç birimdir diye sorulmuş bizlere. Hadi kolay gelsin. Şimdi et kalınlığı nasıl bulunur? Dış çaptan ben şimdi dış çapa hadi biraz şöyle şey olalım. Düzenli olalım. Dış çapa R desem, iç çapa da arkadaşlar küçük R desem. Dış çaptan iç çapı çıkarırım. Dış çaptan iç iç çapı çıkarırsam bir tane şundan kalır, bir tane şu uzunluktan kalır ve ikiye bölersem ben et kalınlığını bulurum. Et diyelim buna. Tamam mı? Şimdi o halde ben şundan şunu çıkaracağım 2'ye böleceğim. yani yapmaya çalıştığım şey bu olması lazım mantığıken. 98.01 yerine ben 9801 yazayım buraya ve ben bunu şuradaki 01 var ya 100'e bölüyüm. Ee, ve bunun karekökü diyelim. Eksi 1,96'yı da 196 bölü 100 diyeyim ve bunun da karekökünü alayım. Ve bunu 2'ye böldüğümüz takdirde bize sorulan sorunun cevabı yani et kalınlığı ortaya çıkacaktır. Pekala 9801 var 100 var ben direkt şu yüzleri bir dışarı atmam gerekiyor. Yüzleri dışarı atarsam sevgili gençler kök içerisinde 9801 gelir bölü 10 eksi kök içerisinde 196 ki 196'ya daha hiç e, gelmedik bile bölü 2 bu geldi bu da et kalınlığı. Tamam sorulan sorunun cevabı. Şimdi 9801 lazım bize. Bakalım 9801 dediğimiz sayının karekökü kaçmış. Bunu bir hesaplayalım. Arkadaşlar 9801'i şöyle bölmemiz gerekiyor. Bir kere bu sayı 9'a tam bölünüyor. Ben direkt 9'da böyle botoslama başlayayım. Sır rakamları toplamı 9'a bölündüğü için 9'a bölünüyor dedim ben. 9'a bölünüyormuş. 9'a böldüm. 1, 8'in içinde yok. 0, 80'in içerisinde 8 defa var. 8 kere 9, 72. 8, 81'in içerisinde 9 defa var. Doğru mu? Doğru. Pekala. 1089 geldi. Tekrardan 9'a bölünebiliyor. Onun içerisinde bir defa var. Tamam mı? 18'in içerisinde 2, 9'un içerisinde bir defa var. 121 oldu. Aa çok güzel. 11 ve 11 diyebiliriz artık. Demek ki bu 9801 dediğimiz sayı 9'un karesi çarpı 11'in karesinin kareköküymüş Bölü 10. Eksi 196 zaten 14'ün karesi 196 olduğu için 196'nın karekökü de 14'tür. 14 bölü 10 yazabilirim direkt. Bir de bölü 2 diyeceğiz. Burada et kalınlığı diyeceğiz. Tamam mı? Sonrasında hocam ne yapacağız? Bak bu 9'un karesi dışarı 9 diye çıkar. Bak bu 11'in karesi dışarı 11 diye çıkar. Burası gider. 9 kere 11 99. Yani diyor ki 99'dan diyor 14'ü çıkaracaksın diyor. Bu iki de ters çevirip ters çevirip onların yanına atarsam 20 gelir. 99'dan 14'ü bir çıkaralım bakalım. Ne gelir arkadaşlar? 85 mi gelir? 85 bölü 20. E peki güzel. Ee, biz bir de bunları sadeleştirelim. 5'e bölelim mesela bunu. 5'e bölersem 17. 5'e bölersem 4. Demek ki et kalınlığı kaç birimmiş? 17 bölü et kalınlığı 17,4 birimmiş. Eğer ki yoksa sen daha öncesinde bizim rasyonel sayılar ondalık sayılar dersimize katıldın da değil mi? Katıldın yani. yani. Katıldıysan bu 17 bölü 4'ü ondalık sayıya çevirirsin sen. 17'yi 4'e böleceksin. İçinde 4 defa var. 4 kere 4. 16 çıkardım. 1. 1'in içerisinde yok. 0'ı ekledim ve bir virgül attım. Onun içerisinde 4, 2 defa 2 kere 4, 8 çıkardım. 2 2'nin içerisinde yok bir 0 attım 20'nin içerisinde 4 5 defa 4 kere 5 20 çıkardım 0 kaçmış 4,25 birim diyebilirsin sen bunun cevabına bu sorunun cevabına güzel soruydu devam edelim. Şimdi bu sayfamızdaki 14. sayfamızdaki soruda ilk sorumuzda şöyle bir bilgi veriliyor Köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemleri yapılırken kök dereceleri eşit değilse önce kök dereceleri eşitlenip sonra çarpma veya bölme işlemleri yapılır diyor. Buna göre küp kök 2 ile kare kök 5'i çarp demişim. Bunlar laps diye çarpılmıyor öyle değil mi? Ne yapmamız gerekiyormuş bilgide söylüyor bakın. Kökün derecelerini bir eşitle diyor. Sana bir zahmet kök derecesini eşitle. Bakın buranın kökünün derecesi kaç? 3. Burası kaç? 2. 3 ile 2'nin ortak katı ne? 6. O halde sen burayı 6. dereceden kök içerisinde... 2 vardı ya ben burayı 2 ile çarptım. 2'nin karesi olur o zaman. 4 çarpı. Bak burası da 2 idi. 2'yi neyle çarparsam 6 olur. 3 ile 2 kere 3 6. 5'in küpü de 125 olacak. Peki 4 kere 125 kaç yapar arkadaşlar? 500 yapar. Burası da 6 idi. Demek ki 6. dereceden kök içerisinde 500 diyebiliriz bu çarpımın sonucuna. Şimdi işimizi biraz hızlandıracak bir bilgiye yer veriyoruz burada diyor ki çarpımları rasyonel sayı olan iki rasyonel ifadeden her birine diğerinin eşleniği denir. Şimdi güzel. Mesela burada biraz daha anekdot lazım bize. Burada biraz daha ee, nasıl diyeyim? Burada biraz daha bilgi lazım ekstradan. Mesela ben size eşleniği daha öncesinde gördünüz. 9. sınıfı herkes okudu sonuç olarak. Eşleniği daha öncesinde gördünüz. Eşlenin ne olduğunu da hepiniz biliyorsunuz ya da bildiğinizi zannediyorsunuz. Eşlenik nedir? Mesela ben size şöyle bir soru sorsam Kök 2 sayısının eşleniği nedir? Bakın duyacağın cevaplardan %40'ı şudur. Eksi kök 2. Geri kalanı da kök 2'dir. Tabi bilmeyenler var ama onlara sormadım. %60'ı geri kalanı kök 2 der. Geri kalan %40'ı da eksi kök 2 der. Ama işin ilginci ne biliyor musunuz? Her ikisi de doğru söyler. Kök 2'nin eşleniği hem kök 2'dir hem eksi kök 2'dir. Ama kök 2 sayısının yalnızca 2 tane mi eşleniği var? Yok. Kök 2 sayısının sonsuz tane eşleniği var. Nasıl olur? Arkadaşlar kök 2 sayısının bir diğer eşleni de mesela 2 kök 2'dir. Veya kök 2 sayısının bir eşleni de kök 32'dir. Neden mi? Neden? Şundan. Çarp bakayım bunları ne gelir? 4 gelir. Tam sayı. Çarp bakayım bunları kök 64'ten 8 gelir. Ya hocam bunlar ne, ne, bu ne bilgisi ne işimize yarayacak? Bak şu işine yarayacak seni şimdi bu. Burada tanımda ne diyor bakın. Çarpımları rasyonel olan iki rasyonel ifadeden her birine diğerinin eşleniyenir. Yani şununla şunu çarptım. 4 geldi tam sayı rasyonel geldi Eşleniktir bunlar birbirlerinin eşlenidir şunlar E şunla şu Ben bunları çarptım 8 geldi 8 rasyonel bir sayı Bu ikisi de irrasyonel bir sayıydı Çarptım rasyonel geldi o zaman bu iki irrasyonel birbirinin eşlenidir Kök 3'ünde, de kök 5'in de kök 11'in de bunların her birinin sonsuz tane eşleni vardır diyebiliriz Genişlettiğimiz takdirde hiçbir sıkıntı yok ama biz işlem kolaylığı olsun diye kök 2'nin genelde eşleniklerini ya kök 2 diye kullanırız ya da eksi kök 2 diye kullanırız. Ee, Soruda hangisi işimize geliyorsa. Paydasında köklü ifade bulunan kesirli ifadenin paydasını rasyonel yapmak için kesirli ifadenin pay ve paydası payda kısımlarının eşleniğiyle çarpılır diyoruz. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Arkadaşlar ÖSYM'de biliyorsunuz ÖSYM'nin sorularının e, seçeneklerin hiçbirinde payda kısmında rasyonel şıkların hiçbirinde de payda kısmında köklü bir ifade bırakılmaz. İrrasyonel bir ifade bırakılmaz. Ki doğrusu da budur zaten. Aslında doğrusu demeyelim. Yani 1 bölü kök 2 sayısı bizim için bir sayıdır. Kendisi kök 2 bölü 2'ye eşittir ama bir sayıdır. Buna bir sıkıntımız yok. Ama biz çoğu zaman bölmeyi bile doğru yapamayan arkadaşlarımıza 8'i 1.5'a böl dediğimiz zaman ki bölünebilir ama 8'i 1.5'a yani 3 bölü 2'ye böl dediğimiz zaman bunu kafamız beynimiz duracak gibi olurken sen bir sayıyı kalkıp da bir insana hadi bunu da kök 2'ye böl dersen afallaması gayet normal olur. O halde biz diyoruz ki işlem kolaylığı açısından sen bu paydadaki kök 2'yi bir kaybet ya da bir yok et. Oradan bir çıkart onu. Kök 2 nedir? 8'i kök 2 sayısının yaklaşık değerini bile bulabilmek zorken bir sayıyı kök 2'ye bölmenizi istemek zaten ekstra absürt bir durum olacaktır. Dolayısıyla paydadaki kök 2'den kurtulmamız lazım. Yani köklü ifadeden, irrasyonel ifadeden kurtulmamız lazım. Dolayısıyla biz paydayı genelde eşleniğiyle çarparak o irrasyonel paydayı rasyonel yapmayı tercih ediyoruz. Diyelim güzel toparladım. Kök A ile kök A'nın çarpımı A'dır. Küp kök A ile Küp kök a karenin çarpımı a'dır. Yani bunun eşleniği neymiş demek ki buymuş bakın. Değil mi? Çünkü neden? Şu üzeri bakın a üzeri 1 bölü 3'tür. Diğeri de a üzeri 2 bölü 3'tür. Ben bunları çarparsam a üzeri 3 bölü 3'ten 1 gelir ve a gelir. Bakın bu irrasyoneldi. Bu da irrasyoneldi. Çarptım rasyonel oldu. Demek ki bunun eşleniği bu. Bunun eşleniği de bu. Kök a eksi kök b'nin eşleniği nedir hocam? Şu eksi başındaki eksini artı yaparsın. iki kare farkından yararlanırsın. Yani a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b idi ya. Hani çarpanları ayırmada daha bu hafta öğrendik. Değil mi? İki kare farkı. Geometrik anlamını bile öğrendik hatta. Burada e, biz iki kare farkından yararlanabiliriz. Bu iki kare farkından nasıl yararlanacaksın? Şöyle. Hatta ve hatta şunu da söyleyebilirsin. Bu iki kare farkı e, her şeyi böyle ayırabilir çarpanlarına. Yani a eksi b diyor ya. A nedir? Kök a'nın karesidir. B'de B de kök B'nin karesidir. E bu nasıl çarpanlarına ayrılır o zaman? Kök A eksi kök B çarpı kök A artı kök B diye çarpanlarına ayrılacaktır sevgili gençler. Hemen sağdaki sorumuza bakalım. Ee, 3 bölü kök 3. Yani burayı kök 3 ile genişleteceksin. Artı 5 kök 3 demiş. Kök 3 ile genişletirsek ne olur? 3 kök 3 bölü 3 artı 5 kök 3 olur. Bakın buradaki 3 ile 3 gider. Kök 3'ün üzerine 5 kök 3 eklersen cevap ne olur? 6 kök 3. Hatta İşlemi daha kolaylaştırmak açısından size şöyle bir tavsiyede de bulunabilirim. Hani burada demiştik ya kök A ile kök A'nın çarpımı A'dır diye. Madem öyle at bakayım kök A'yı karşıya. Bakın kök A ile kök A'nın çarpımı A'ydı. Şu kök A'yı karşıya. Burada çarpım durumunda ya bölüm olarak atarsan kök A eşittir. A bölü kök A mı olur? Aynen öyle. Demek ki 3 bölü kök 3 direkt kök 3'e eşittir de diyebilirsin. Eşleniyle falan genişletmek zorunda değilsin. Bu tarz durumlarda. Dolayısıyla sen bunda bunu sadeleştirip direkt olarak kök 3 diyebilirsin. Arkadaşlar 15. sayfadan sonra ne var? 16. sayfa var. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Buraya kadar geldik 14. sayfaya kadar. Ee, mikrofondan o dip sesler çıkmasın diye, parazit sesler çıkmasın diye genelde he, hem odamın kapısını kapatıyorum hem de camı kapatıyorum. Şu an içerisi fırın gibi oldu. Sizde belki terim falan görünüyordur. Ben de odayı havalandırayım. Daha sonrasında dersimize devam edelim. Yoksa tek parça yapacaktım vallahi videoyu. E, zaten 29 sayfa olduğu için sıkıntı olmayacaktı ama gerçekten çok bunaldım ve çok daraldım. O yüzden e, devamını ikinci videoya sardıralım. E, kusura bakmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.